Mezarlığın arasına giremem ben. Korkma kız, korkacak hiçbir şey yok ki. Korkacak bir şey yok diyen ama ben de bu kapatıya. Mezarlığın arasında hepten durur. Biz dünyam. Dur kız, nereye gidiyorsun? Buraya kadar gel. Gitme gel Allah aşkına. Bak, al. Şurada ışıklı bir yol var, oradan gidelim. Hadi yürü. Ne diyeceğim? Gendiriyor baba. Korkudan ölüyor mu bu? Kız! Canım çekiliyor kız! Yüzü kurtuk kuyruğuna geldik. Gari geri dönülür mü? Dönür dönür. Hadi gel yürüyelim. İyi sen bilir. Allah'ım şükürler olsun vazgeçtiler. Gel lan buraya salak lan salak. İşte hevesin kursağında kaldı! Dalga geçme lan, inek! Hocam, mazlumlarımı korkuna gittim, biz de mi gidelim? Biz işi kaldırmıyorduk, he! Bitirmiş haftasına kalmadan karıyı unutur! Yani haftasına kalmadan üstüne konu yıkma getirmesin de! Getirir mi kız? Tabii getirir! Elini kolunu sallaya sallaya karından buruştuğuna göre karıyı kuma da getirir! Getirir mi getirir vallahi! Kız bak ne diyeceğim? Diyorum ki, biz bu işi yarım bırakmayalım, bu kaşıklarda toprağın komik bu işi bitirelim. Aferin kız, kakılmış işte böyle kararlı olacaksın. Kararlıyım, kararlı olmasın da yine de korkuyorum. Korkma kız, korkma! İlimde diye! Sus gayrı, sus da yürü, yürü! Döndüler. Harika! Hadi gidiyoruz! Desene lan! Enişte ben gelemem ya! Mezarlıkların arasında ödüm potlar benim ya! Lan sadece salaklığınız irsi sanıyordum, korkaklığınız da irsiymiş lan! Ben şimdi onlara ne diyorum bak! Kız!
Abla! 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 Abla ya! Zarrettin İsaf'a gelmesini beklersem postu deldiririm. 5 dolar yerine konur ama bir şuayı sen de biliyorsun ki gelmesi mümkünsüz. Yani pisi pisini ölmek istemiyorum sevgili Allah'ım. Tamam. Ya, karakterimde bir altyapı eksikliği var. Sütten çıkmış ak kaşık değilim. Biliyorum ama bugüne kadar kimsenin parasına da elimi sürmedim. Yani çalıyorsam kendi paramı çalıyorum. Ne olursun günah yazma sevgili Allah'ım. Birkaç malı kazık fiyattan satar yerine korum. Ulan vicdan azabı bu be. En iyisi parayı yerine koyayım. Hayır, para çalmayı karizmam kaldırmaz. Ama Farça Fikri'nin parasını vermezsek adamda karizma bırakmaz. Yok, en iyisi ben bunu alayım. Daha sonra zarurete uygun bir dille mevzuyu anlatırım. Evet, evet. Ne yapıyorsun ulan sen burada? Şimdi anlatamam. Daha sonra anlatırım. Nasıl? Yani münasip bir dille. Ne diyorsun sen be? Canım sıkıldı da uykum kaçtı böyle odada dolanıyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum münasip bir dile yani. Ulan manyak manyak dolaşmasana odanın ortasında. Hadi gel yatağa. Geliyorum hayatım. Ben işte bir de püskün püskün gülüyorsun ya. Sana ne lan? İster gülen ister gülmen kayasımsın salak. Aman itilmiş enişte böyle de yapılır mı ya? Şaka edelim dedik be. Eşek şakası. Kız ayağa kaldı mı beni kötü yaparım bak. Bundan daha kötü olamam herhalde. Adam düşmanına yapmaz bu enişte ya. Aklımız çıktı vallahi. Ödüm patladı be bu terif. Mükellef bir hayat yaşatmayan. Bari madem doğduğum da öleyim. Kız boş boş konuşup benim uykumu getirdim. Müsaadenle ben gidip yatıyorum ki yavaş. Aman müsaade senin itilmiş enişte. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Git zıba yat ayının elinde gidelim. Ben de kalkayım artık. Sabahından kalkamıyorum yoksa kız. Sen bilirsin. Hadi Müşkül kalk. Abunanı geçir evinin önüne kadar hadi. Yok canım zahmet olmasın Müşkül. Ben giderim. Hadi Müşkül sıpı gözlüm hadi. Tamam abla. Hadi güle güle. Hadi iyi geceler. Sana da. Thank you.
Streslenmekte çok haklısın patron oğlu. Adamların şakası yok. Hangi adamlar? İşte dükkana gelen adamlar. Yok canım. Ben o adamlardan tırstığım için strese girmiyorum. Ben o doktor Cavidan zarsına çok kızıyorum. Alt tarafı bir burun ameliyatı yaptı. Bütün mahkeyi peşine taktı. Eskaza karıya bir silikon milikon yaptırsaydık bütün sülaleyi götürecekti adam. Yaptı da ne yaptı sanki karın? Karnın burnunu kırdı, bir de üstte para aldı. Aldığını beğenmiyor. Patron adamlar ona bakmazlar, adamlar paradan alırlar yani. Parayı bilirler. Vermiyorum paraları. E vururlar. Vursunlar ya. Ya olur mu patron ya? Sen vurulursan ben ne yaparım ya? 40 yılın başı zaten bir iş buldum, temelli işsiz kalırım. Bak 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 bak. Hayına bak lan. Burada patron can derdinde, hain çırak iş derdinde. İyi oldu bu. Bak seni de tanımış olduk bu vesileyle Müşkül Efendi. Ya patron. Sus! Çıkarcı seni. İstersen ölmeden önce dükkanı senin üstüne yapayım he? Ya patron bir şaka yapalım dedik ya, sen de ciddiye alma böyle şeyler. Lan şaka yapacak zaman mı lan? Ben burada hayatım bir film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Gözüm üç buçuk atıyor, kalkmış karşıma bir de dalga geçiyor, şaka yapıyor. Be korkunun acayip faydası yok patron. Ölenler ölüm diyoruz. Ne var şu anda? Ulan bana bak! Bir kelime daha edersen benden önce öbür tarafa gidesin, haberin olsun he! Ya tamam ya! Atamasız derim, işine bak! E tamam ya! Kızma ya! Doktor! Ne? Süre! Hangi süre? Verilen süre! Isındı! Neyi? Suyu. Nasıl? Pokur pokur. Pokur pokur. Haşlanacak. Ne gibi? Karides gibi. Dünya değiştirecek. Neyi ödemezse, parayı ödemezse. Ne ayıp? Şu ayıp. Ama şu ayı bir defalarca verdiniz. Bizzat biz gidip borcunu tekrar tekrar hatırlattık. Ama adam üstüne alınmadı. Bunu kim istedi? O istedi. Kim kaşındı? Kendi kaşındı. Onun olmaz. Kiminle? Cavidan'la. Değerlidir. Neyim? Kuruşum. Her kuruşumda neyim var? Terim var. Yatamaz. Neyine? Üstüne. Neyimin? Paramın. Nevzek, zevzek. Facı abi neredeyse yol açılmak üzeredir. O zaman ne yapalım? Arayalım. Niçin arayalım? Şu ayıbın dükkanına gitmeden bir canlı yayın bağlantısı yapalım. Alo? Alo da abi. Bakın alo. 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 Ben Doktor Cavidan. Alo sizi dinliyorum. Efendim? Alo. Alo. Efendim bir saniye bir saniye. Ulan kapatın başka yere dönün şu anda. Ben baktım ben de. Adamların bir vatandaşı benzetiyorlar da, gelen sesler vatandaşın çıkardığı seslerdi. Direkt getirdiniz. Nereden? Şarküteriden. Nasıl? Apar topar. Ne yapıyorsunuz? Benzetiyorsunuz. Ne güzel, ne güzel. Değilsin neyime, canıma. Gelsin neyi, aklı, neyine, başına. Benzettiğimiz şu ayıp değil. Buraya yemek getiren komiydi. Getirdiği pilavın içinden taş çıktı. Haliyle de hır çıktı. Tabii biraz da kan çıktı. Şu ayıbı unutmuş değiliz, merak etme. Birazdan damlarız dükkana. Damlayın. Ne diye? Şıp diye. Bildirin. Neyini? Haddini. Alsın. Neyini? Ölçüsünü. Neyinin? Boyunu. Nedük, hedük. Siz hiç merak etmeyin, ona haddini bildiririz. Saatinde parayı takdim etmezse pişman ederiz. Bravo. Kime? Size. Naça Bey, Faça Bey. Şimdi kapatıyorum. Neyimi? Telefonumu. Ne günler, iyi günler. İyi günler.
Başlayın beni. Yürü iş atıları gidiyoruz. Demek kaşığıyla, okunmuş suyla beni kendime bağlayacaktın ha? Sana yapılan büyüğü çözücüm diye o kadar neredeyse canımdan alıyordum be. He, adam öyle korkudular işte. Allah'ın kara cahili. Niye kara cahil oluyormuşum ki ne? Hala okunmuş sudan, kaşıktan, şundan bundan medet umuyorum. Ne edecektim ki? Gelip bana sorsaydın, o karıyla aramızda hiçbir şey kalmadığını sana anladım. Hadi be! Efendim uydurma! Otobayı su! Ben biliyorum. Daha dün sabah görmüş neredesiniz? Şerman görmüş, hem de bizim mahallede. Ağzında vermiş, konuşuyormuşsunuz. Karaki randevulaşmışsınız. Ne randevusu lan salak? Karının bu mahallede bir yerde bir arkadaşı oturuyormuş. Bavyonda çalışıyormuş, oradan danışıyorlar. Oradan çıkınca tesadüfen karşılaştık. Karının elinde bir tane cep telefonu. Bunu arayan, bunu arayan. Bir onun koynunda, bir onun koynunda. Öyle karıyı ne diyeyim ben? Sen ne edeceğini biliyorsun. Ne edeceğimizsin? Bir bakarsın bir gün kuma geçirirsin üstüme. Lan bir gün onun koynunda, bir gün onun koynunda olan karıyı kuma getirip de kendim bu boyun uzatacından ben. Hem ben senin üstünde gül koklar mıyım? Konuş, konuş. Yolanda iki neymiş? Yemin ediyorum bak. Senin yeminle kuyuya inilmez ama. Hadi inanalım artık. Tamam. Madem barıştık az biraz yanıma gel bakayım. Gelemem, işe geç kalıyorsun gideceğim. Gel diyorsun kız. İşe geç kalıyorsun diyorum ben. Gel diyorsun sana. Gelemem. Bak. Ne dövdürüyorsun, ne sevdiriyorsun, ne zamandır kendimi benden mahrum ettin kız. Gel bak içinden daha ne tane ben geldim. Hadi be, gidelim ya, gidelim. Madem öptüm, şu saçımı bir çekeyim kız. Tam gününde geldin yani, bravo. Ay Şuayb, çok zor durumdayım. Senin de mutlu gününü görmedim be güzelim. Hep bir sıkıntın var yani. Ay nedenini soramayacak mısın? Ben patronum da şu anda çok zor durumda, sizden ilgilenecek durumda değil efendim. Sanma lan. İster ilgilenirim, ister ilgilenmem. Sen işine baksana. Ne vardı? Hastam var. Kaç kişi hasta sana kızım? Ay öyle değil Şuayb. Annem hasta. Beni ne incitmiş? Annenin beline bir şey yapabilir miyim? Bilemiyorum tabii. Burası Hızır Acil Servisi mi ya? Ama doktor hastaneye yatmasını söylemiş. Yatsın bana ne? Ay bana ne olur mu? Hastane dünya para. Ay ne olur yardım et şu ay. Vallahi şu anda kuruş yardım edemem. Ay borcum borç olsun. Hepsini faiziyle öderim şu ay. Ana parayı s**ten. Faizini karşıla gene yeter ama sende tık yok. Borcun günden güne birikiyor. Sen bu borcun altından nasıl kalkarsın be yavrum? Kuruşu kuruşuna öderim şu ayıp. Yok ya. Yapma ya. Yok. Vardır. Yok ya. Ne yapıyorsun ya? Vardır. Allah'ım yok kızım. Vardır. Yapma ya Allah'ım. Vardır. Kız yok yok. Vardır. Ulan yok. Ne yapıyorsun lan? Kavya versene. Kavya tutuyor. Çekil zaten. Kız versene! Allah'ım versene! Versene! Ay kalkan ya! Para mı aldı Faça Bey? Kimin parası lan bu? Benim param! Asıl o benim paramı aldı! Çık lan bizim parayı! Bütün parayı o aldı Faça Bey, hepsi onda! Kadın benim mi ya? Yok o benim param! Ya versene parayı bak, dükkandan içeri adımını atamazsın ona göre! Tehdit etmesene lan kızı lavuk! İnsan başkasının parasını gasp eder mi? Hem de tehdit ederek! Ama o benim param. Kızı rahat bırak da bizim parayı uçlan bakalım. Onda. Onu ona verdin. Nerede bizim para? Başka param yok. Kasada?
bozukluklar var vallahi. Diz çök lan! Son duvar et diz çök! Var mı ha? Size yalan söyledim. Bu onun parasıydı, buyurun. Tamam. Bilahaya uğrak, masrafları da alırız. Ne masrafı? Buraya gelirken o kadar masraf yaptık değil mi ya? Onu da bilahaya gelir alırız. Hem bu kadar çok vermenize gerek yok. Bunun yarısını versen yeter. Tamam mı lan? Tamam tabi, tamam. Hadi koşlar gidiyoruz. Ay Şahin çok üzüldüm. Defol! 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 Ezelden beri aklıma geliyordu şeytan. Şeref, yap şu filmi. Yap şu filmi diye üsteliyordum. Kısmet bugüneymiş. Kaderde senin cezaneye de gelmek varmış yönetmenci bey. Ne demek efendim, yani başımızın üstünde yeriniz var. Çok isabetli bir karar verdiniz şeref bey. Yani kutluyorum sizi. İş hayatında gün var. Buralara tatlıya tatlıya gelmedim. Evet, çok önemli tabii. Çok güzel. İşimden dönmem mi? Nasıl yaratayım? Evet, evet, evet. Dedim, yap bu film. Göster şu mülete nasıl millerde bulundu. Bravo, yani bravo. Siz göstermeyeceksiniz de kim gösterecek milleti değil mi? Yaptığınız az bir mücadele değil yani. Ha, tabii tabii. Sen de şahitsin Azmi'm ben. Tabii. Çektiklerime. Bilmem mi? Az basacımı yapmadım. Çoğunu biliyorsun. Açık ver. Evet tabii, yani bilmez miyim? Eli öpülecek adamsınız işin. Fakat bu filmdeki temizci kadın karakteri tam senin tipi. Ne demek oluyor şimdi? Bu anlayamadım ben. Hayır anlayamadım birdenbire. Şimdi ben o kadın gibi kargacık burgacık mıyım ya? Onu demek istiyorum. Ne diyorsun canım? Yani demek istediğim, sen de onlar gibi cüdelecim kadınsın. Maşallah. Ne istiyorsan sonu çıkartıyorsun. Şimdi oyunculuk gücüne ilgili tabii yani. Burayı sana vermek de kime verecek? Öyle değil mi sevgili yönetmen? Ha tabii canım tabii. Yani şu denemem fazlası var, hepsi yok. Benzeri var, dengi yok diyor yani. Ha evet evet. Ne yapıyoruz? Nasıl resim veriyorsunuz ona bakıyorum. Aa evet tabii ben aslında... Gerçekten çok güzel. Çerçeveyi çok iyi resim veririm. Aa çok iyi genç. Saçınızın rengi boya mı? Aa aynı münasebet yani. Yani işte değil. Sadece papatya suyuyla yıkarım. Bir de güneşten uçlar açılır. Ha, gel, ben gerçek bir sarışınım. Tabii tabii bakabilirsin. Çok güzel çok güzel. Şulan da sarı potansiyeli var. Siz daha yeni tanıdınız. Evet. Ben daha önce de biliyorum şuların potansiyelini. Hadi ya. Yani bunu ben çok yaptım. İnşallah mahcup etmez potansiyelim sizi. Ne zaman mahcup ettiysin sultanım? Hiç merak etme. Bu film senin filmin. Ay harikasın sen. Bir şuna bak. Ay inşallah bu filmle birlikte bütün ödülleri alacağım. Yani benim onun kokulu kadınlardan neyim eksik değil mi? Yanlışı. Mersi, mersi. Bu arada biz de zaman çekilişe başlıyoruz yönetmen bey. Çekime demek istediniz herhalde. Çekime canım anla işte. Yani filme uygun bir gece kondu bulunca hemen başlayacağım. Aa madem gece kondu arıyorsunuz neden bana sormuyorsunuz? Ben birkaç tane biliyorum. Öyle mi? Tamam. Çok güzel. Siz o evlere bakadın. Ben de şirketime gidip işe ucuna bakayım. Evet tabii sen git. Akşama görüşürüz sultanım. Görüşürüz Şeref bey. Kolay gelsin yönetmenci bey. Sağ olun, sağ olun Şeref bey, sağ olun. Güle güle, güle güle. Güle güle. Şuranın telefonu varsa eve gitmeden arayalım istersen. Aa tabii hemen yanı. Bana bir yardım eder misiniz şunu? Tabii, tabii. Ben burada olacaktı, itilmişin numarası. İtilmiş mi? Ay tanımıyorsunuz tabii değil mi? Evet. Ay tanısanız inanın çok seversiniz. Yani madem bir gariban para kazanacak, itilmiş kazansın. Tabii canım, şunu tabii. Şunu vardı bir yerde olacak, olacak, bakar mısınız? Evet. Çok iyi geliyor. Şuralarda. Hmm. Ay bir türlü bulamıyoruz. Evet çok iyi geliyor. Ay bir türlü bulamıyorum.
Bu da fişiniz. Hayırlı günler. Oh be! Şu camiden karısının borcunu ödeyip katil suratlı heriflerden kurtuldum ya. Vallahi üstümden daha kalktı sanki. Herhalde patron, adamlar Elif Hanım'ın adam var, sen ucuz yuttun yani ha? Alo? Ha? Ha, yenge sensin ha? Ben Müşkül, evet. Patron burada. Evet, benim. Tamam yenge, bir saniye. Zaruret yenge. 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 Zaruret yenge. Zaruret. Seni çağırıyor. Sesi nasıldı? Alo dedi, dediği kadarıyla iyi yani. Alo, Zaruret. Şuayip, neden yaptın bunu? Neyi neden yaptım hayatım? Neden aldın buradaki 500 doları? Neredeki 500 doları hayatım? Çekmecedeki. Küçük çekmecedeki mi, büyük çekmecedeki mi? Hangisini soruyorsun ben anlayamadım. Bana şirinlik yapma, bak beynini dağıtırım senin ha. Dağıtırsın hayatım. Bir şakarım duvara yapışırsın. Yapıştırırsın hayatım. Gel çabuk buraya, gel çabuk buraya, 500 doların hesabını vereceksin. Dükkanda kimse yok. Müşkülü şimdi gönderdim, mal olmaya gitti. Kimse yok, nasıl kapatıp geleceğim? Çabuk kapat dükkanı, buraya gel. Beni daha fazla bağırttırma, anlıyor musun adam? Çabuk buraya gel. Çabuk diyorum, koyun çabuk! Peki Zaruret'cim, geliyorum. Sen dükkana göz kulak ol Müşkül. Geç gelir misin patron? Bilmiyorum. Belki de hiç gelmem. Gel helallaşalım. Ya şaka yapma patron ya. Şaka yapmıyorum. Zaruret'in hiç şakası yoktur. Paşa fikrinde insaf vardır. Zaruret'te yoktur. Hakkını helal et. Şu çantamı da ver. Canım ağladı. Bir film çevireceğiniz, içinde pilotla oynayacak. Ay pilot milot yok adam. Delirtme insanı namusun lan. Bunda delirecek ne var Şule Hanım? Sizin eviniz pilot olacak. Eğer beğenilirse film çekilecek. Canım tabii. Sen deva mısın? Varım. Başroldeyim namusumla. Bir tek sen geleceksin değil mi? Ay olur mu bir adam? Başka başka oyuncular da var tabii. Evet. Kamerot, yönetmen, bir sürü yani. Deme be, kalabalık yani. Ay tabii maddi yönlerden param da verecek, düşünme yani. Tabii. Ne kadar verilecek? Ay yani evin beğenildiğine gibi pazarlık ediyorsun bir adam. Yönetmen önce bakacak, beğenirse orayı kullanacak, değil mi? Tabii. Çok güzel. Evet, öyle yani. Beğeni. Konforlu evdi benimkisi. Ay adam hemen gelin güveyi oldu bak. Ey canım gelin koyun. Beğenmezseniz kendiniz bilirsiniz. Ha şöyle. Adresi ver bakayım. Alabilir miyim ben şunu? Adresini bilir ki. Tamam ben şuraya atayım. Evet alıyorum. Yazıyor mu? Ha. Yaz. Ha tamam. Büyük Armut mu? Hı? Numara? Hı? Tamam. Tamam, hemen geliyoruz. Gelin koyun, bekliyor şahsınızı Şule Hanım. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Güzel. Adres tamam. Tamam, öyleyse gidip bir bakalım. Ay, gitmeden önce bir şeyler içsek diyorum yani. Tabii, isterseniz karşılıklı bir boğazda takılalım. Ay, yani yanlış anlamayın, filmin konusunu irdelemek maksadıyım, yani sanat için yine. Yok canım, tabii ki yani sizinle filmi bir analitik edelim. Evet, çok önemli analitik etmek.
Edelim namusumuzdan. İhaneti gelip gelelim. Kız, mezarlıktan gelirken bunun koşuşunu bir göreceydin, ölürdüm vallahi. Ne oldu? Bir şey kendine bak. Evet, yerimizde bile hala korkudan titriyordun. Tamam. Demek kaşıkları gömemediniz ha? Biz korkudan geberiyoruz diye bu kaşıkları gömemediniz mi diye. Kız kaşıklığa gömülmediyse büyü bozulmadı demektir, anladın mı? O garı geliye gene kocanın başına musallat oluyor. Yok canım, iki yılmışım da yaktırı kapattım dedim. Ah, dil öyle diyordur ya. Göğünü başka diyordur. Yok kız, yemin billahi etti vallahi. Kız, erkek milletinin yemin etmesiyle ne olurmuş be? Şu da yemin eder, şu da unutur. Ah, yok be, iki yılmışım unutmaz. Pişman oldu, hilalinden beğendirdi zaten. Her halinden belliymiş kız. O zaman niye böyle göz göze ağız ağıza konuşuyorlardı? Yok bir şey, öyle bir şey. Yılan şiiri ya. Ani, kız nasıl yoğmuş be? Aha bu gözlerle gördüm, ben gördüm ben. Canım kadınlar tesadüf karşılaşmışlar yolda. Öyle randevu adres vermemiş ki. Tamam canım, uzatmayın gari. Ağzınızın tadı kaçmasın bundan sonra, önemli olan o. Ama siz de be gevezele. Ne yapacağımı unutturdunuz be, pazara gideceğim. Hadi. Ana, çak 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 konuşayım. Hey, sen ne yapayım? Dur kız. Sen gene sedi ya. İyi akıl ettirdi, ben de pazara gidip 3-5 bir şey alacaktım. Ben de bir şeyler alayım, bayağı bir ütülmüşüm. Rakusunun yanına zolata edeyim. Geldi, geldi. Hadi yesin. Yürü o zaman. Bu saatte ucuz alayım. He, ya. Pazar kalkmadan yetişkin. Ne yapayım? Kız Şerima. Tam tahmin ettiğim gibi değil mi? Evet patron, bu duvarlar sahte. Ulan bunu bana nasıl yapar? Kur'an'dan tavan aslan mıyım bunu ben? Anasından doğduğuna pişman etmez miyim ha? Bitti ulan o! Bitti! Yürüyün gidiyoruz. Hırsız girmiştir hayatım. Ulan sabahtan beri evdeyim. Buraya 40 kere girdim çıktım. Hırsız olsa karşılaşırız herhalde değil mi? Hırsız milleti bu hayatım. Girip çıktığı belli oluyor mu? Vallahi bir içeri giriyorlar, insanın ruhu bile duymuyor. Şimşak işi bitirip gidiyorlar. Yok. Bu dışarıdan birisinin işi değil. Bu içeriden birisinin işi. İçeride senden benden başka kimse yok ki. Beni can evimden vurdun Zaruret. Bana bu iftirayı nasıl atarsın Zaruret? Biliyorsun ki ben hassas bünyeli bir insanım. Bu çamuru bünyen kaldırsa da karizmam kaldırmaz. Bak, o aradığın 500 doları oradan buradan bulursun. Vallahi vicdan azabından gidersin ona göre. Sus! Hadi bir de kendini acındırıyor. Muhakkak sen almışsındır adi herif. Geçen gün mal alacağım diye kıvranıyordu. Vazgeçtim hayatım. Sen hayır deyince akan sular durdu. Bırak yataklanmayı adi herif. Belki de başka bir yere koydun. Olamaz mı dalgınlıkla? Belki de harcadın. Bak mesela bunu yeni aldım demiştin. Bir düşün. Ben bulmak mıyım ulan? Estağfurullah karıcığım. Böyle bir şey yapmadım. Yapsam hazırlardım. Ayrıca harcadıysan da sana helal hoş olsun. Ulan benim param bana tabii helal olacak. Haram olacak hali yok ya. Ben en iyisi bir kolaçan edeyim. Gerçi ben almadığımdan çok eminim ama belki de bir yerlere düşmüştür, sıkışmıştır. İyi ara. Bulamazsan senin sorun olur ona göre. Ama hayatım... Hadi kes, ara! Başta ne karıcığım? Şeytan aldı götürdü, satamadan getirdi. 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 Şeytan... Ay! Aa! Buldum! Kendin ulan orada ulan! Ulan boğarım ulan seni! Boğarım ulan! Geldi.
Damıştığında öyle ne? Damıştığında öyle ne? Dombol dombol ne ne ne? Sonra geliyorum. Hoş geldin. Buyurun, buyurun, hoş geldin. Nerede? Hoş geldin. Bir de geçin beni. Sağ olun. Konuş lan! Ne de o sahtekar patronu, konuş! Bilmiyorum. Konuş lan, yoksa sonu fena olur. Eve gitti. Evi nerede lan? Bilmiyorum. Bak şimdi nasıl hatırlayacağım. Kaleminiz var mıydı? Adresini mi yazacağım? 42 çizeceğim. Ha şöyle. Al bakayım. Şarkıçlardan çıkmıyor mu? Şurada. İleride bir şaşı simitçi var. Onu geçiyor. Nasıl filmimiz uygun mu? Atmosfer sinemada çok önemli. Aynen tabii yani bir filmde eğer atmosfer yoksa vallahi at gitsin o senaryoyu. Yani o kadar önemli. Benim evin atmosferi çok iyiydi. Hele bu arkada bir bahçe var. Ben bahçede mangalı yakarım. Duman böyle direkt gibi gökyüzüne doğru yükselir. O zaman sen göreceksin. Bir kere de benim evin atmosferi. Yok. Ben sonuçta underground bir melankoli boyutunu yakalamayı amaçlıyorum. Buyur. Tabii sen anlamadın burada şimdi ben yönetmenimin şeyinden izinler sana anlatayım. Şu yönetmenimiz burada diyor ki under diyor. Ha. Yani grand tuvalet diyor, koli diyor. Yani tuvaletler, mentoleti koliye konuyor. Ama burada under ne oluyor onu tam şey demedim yönetmenim. Tabii İngilizce bu, boru değil. Konuşulmayınca unutuluyor. Anladım ben, tandır diyordu, tandır. Evet, dandır burada ne gelse hemşerim, memleket. Hayır, o değil aradığım. Yani kocaman bir evde değil aradığım. At koşturmayacağım içinde. Yani spagetti besler çekmiyorum sonuçta. Evet. Ben içimizdeki sırların gizmi arıyorum. Yani öyle şey... Evet. Nasıl söyleyeyim? Böyle bir melankoli umutu arıyorum ben. Yani bu değil benim aradığım. Böyle daha farklı, böyle kontrastları arıyorum. Ya bu mekan buna uygun mu değil mi? Ben buna bakıyorum. Evet, bunu benim isteğim. Senin bu yönetmenin kafası biraz karışık galiba Şöyle Hanım. Ay karışık değil mi? Sen anlamıyorsun. Şimdi burada yönetmen spagetti diyor. Sen spagetti olarak anlıyorsun. Tabii spanın nereye gittiğini merak ediyorsun, düşünüyorsun. Bu çok normal. Çünkü senin kültürün biraz kısa kalıyor tabii. Şimdi spagetti burada makarna oluyor. Sen kontrabası da bilmiyorsun. Kontrabas bir çalgı. Şu kadın tuvaletlerini giyiyor. Kolinin üstüne oturuyor. Ve kontrabas çalarken makarna yiyor. Ama Andor ne oluyor onu anlayamadım bir türlü sevgili yönetmenim. Yani... Şimdi sen üçü beşi bırak da hemşerim. Ne veriyorsun buraya? Bir gezmem gerek. Önce mekanı içime sindirmem gerek. Sindir. Tabii. Sindir. Ben bunun niye böyle kafa karıştırıcı konuştuğunu anladım Şöyle Hanım. Niye konuşuyormuş ki? Adam artist yapacak benim namusumla. Ya pazarlıktan önce benim aklımı karıştırmaya çalışıyor. Ben yutar mıyım ben? Ay sen yutar mısın? Kıçın kurağısısın. Ay nereye gitti bu adam? Evim kolum dolu, 40 saattir kapıda bekliyorum. Niye açmıyor kapıyı bir ya? Dandan etme lan. İçeride misafir var. Kimmiş misafir?
İşte müze efendimiz, bak. Allah Allah! Ben almadım diyorum sevgilim ya! Vallahi tilahi ben almadım ya! Kapıya bak! Tamam bakıyorum. Aa, ev yanlış oldu galiba. Ulan! Ulan bunu sen bana nasıl yaparsın ha? Yani biz hesabımızı kapatmıştık kardeşim, ne yapıyorsunuz ya? Ne oluyor be? Bırak kocamın yakasını! Ne yapıyorsun lan? Ne diyorsun be kadın? Bu lavuk bize kelak attı. Ne attı? Ne yapacak? Bize 500 dolar getirdi. Beni ölümle tehdit ettiler zaruret. Beni öldüreceklerdi, ben de borcumu ödedim. Derinli yüzselerdi. Neyse canım, işte ödemiş ya borcunu. Ama dolarlar sahte çıktı, ne haber? Ne? Ya, o ne biliyor musun? O ne, senin sonun. Ben öderim borcu. Ne zaman? Hemen yarın sabah. Bana bakın, bu son hakkınız. Ödemezseniz ikiniz de bitersiniz. Alın paçanızı aşağıya. Tamam. En geç yarın sabah öderim. Ama kocamın yakasını rica edeyim. Beni de götürün. Benim karnımı bırakmayın. Götür beni Elçin. Durun. Öldür de ama. Sabaha kadar burada kalacak halimiz yok. Hadi aç kapıyı da girelim içeriye. Evin adam sen de değil mi ya? Bak biraz el. Yani şimdi emniyet teşkilatının mensuplarını böyle akşam akşam hiç rahatsız etmeyelim diyorum. Etmeyelim tabi, herkesin işi gücü var yani. Biri seninle uğraşmasınlar. Uğraşmasınlar. Öyle değil mi? Öyle tabi. Şimdi benimle beraber gelip bizim evin kapısını aç yeter. Anladım. Sen beni eve atmak istersin komiserim azgınım. Şimdi bunun akranları dışarıda çalışıp para kazanırken bir de akşamları gelip çoluğuna çocuğuna bakıyorlar. Kocalarına karılık yapıyorlar. Nerede? Bir böyle bir böyle. Allah vere de yanlışlıkla Koç Holding'e falan kapağı atmaz ha. Vallahi ülke sarayı buhrana girer. Tamam, işte bu tam bana göre. Kadar görgüsüz kadın görmedi. Hiç iki kişilik misafire 72 parça yemek takımı çıkarılır mı? Aa öyle deme karıcığım ya. Koskoca bir devletin koskoca bir komiseri yemeğe gidiyor yani. Benim için şimdi 72 parça alkolü takımı çıkarsalar bile azdır yani. Senden ne alakası var? Geçen sefer de salona 3 tane televizyon koyup hepsini açmıştı da kapağı kazan gibi olmuş. Sabaha kadar burada kalacak halimiz yok. Hadi aç kapıyı da girelim içeriye. Evin anahtarı sende değil mi ya? Tıkındığın dolmalar dokundu herhalde. Ben anahtarı almadım ki. Hayda! Belli de yok anahtar. Ne yapacağız şimdi? Nasıl kaybettiysen öyle bulup kapıyı açacaksın. Hırsızları nasıl kaybetmiyorsunuz anlamıyorum. Ya saat 1 içeri geçiyor be. Bu saatte açık çilingir nereye bulacağız? Ben onu bunu bilmem. Omuz at, kır. Ne yaparsan yap kapıyı aç. Sen komiser değil misin? Hay Allah, neyse dur bakalım ya, bizim Faysal'ı arayayım da o belki açık bir çilingir falan bulur ya. Bozacının şahidi Şıracı. Alo Faysal, bu saatte çilingir nereden bulacak? Hadi buldu diyelim, o buraya gelirken çilingiri kaybeder. Neyse canım, bir deneyeyim ben ya. Sen bilirsin. Ya o yine yak şu odamı, önümü görmüyorum. Yaktım. Anahtarı kaybedecek zamanında tam bulduk ha. Hey, dur bakayım, sen kimsin? Dur bakayım.
Ne arıyorsun bu saatte? Gizlense! Komiserim, sol böbreğim. Lafı değiştirip durma. Ne arıyorsun bu saatte bizim bahçede sen? Abi komiserim, yere bakalım, yürek yakalım. Ben sokaktaysam sen de yatak odasında değilsin herhalde, değil mi? Böyle şapkayla, pardesüyle gece yaz sokaklarda ne işin var? Hem sen böyle bu saatlerde sokaklarda sürtersin, yarın hırsızlar nasıl kovalayacaksın? Lafı kafalarına getirip de beni şaşırın, ben çalışma bakayım. Nereyi söyledin sen yine bakayım? Hırsızlar Federasyonu Başkanı. Vallahi günahıma giresin, ben alışverişten gelirim. Şoparlarına bir şeyler aldım giderim. Ne alışverişi bu saatte şoparlar için? Ağlı mı alıyorsun be sen? Bana bak, suçüstü yakalandı, hiç kıvırmaya çalışma, anladın mı? Ben şimdi seni bizim Faysal'a teslim edeyim, o senin hakkından gelir, görürsün gününü sen. Vallahi bu yaptığın insan haklarına hiç sığmaz komiserim Şevket Kazan'ım. O senin dediğin normal insanların hakkıdır. Senin gibi hırsızların hakkı kodestir, birazer faresi. Yahu anlamıyorum yani, bu evleri bu kadar kolay nasıl soyuyorsunuz, bir türlü aklım almıyor ha. Sen git de bana sor. Ama tabii haklısın yani, bizim vatandaşların da kabahati var bu konuda yani. Kabahati var. Çünkü evin kapısını penceresini açık bırakarak sizin gibi hırsız taifesine davetiye çıkarıyorlar yani. Dur bakayım. Fare dedim de aklıma geldi. Ya bu fare bizim evin kapısını şimdi açar ya. Bak birazer. Yani şimdi emniyet teşkilatının mensuplarını böyle akşam akşam hiç rahatsız etmeyelim diyorum. Etmeyelim tabii, herkesin işi gücü var yani. Biri seninle uğraşmasınlar. Uğraşmasınlar tabii. Öyle değil mi? Öyle tabii. Aferin şöyle asmak yola gel komiserim, yola gelirim. Bak Gürazer, seninle başka bir işimiz olacak. Şimdi benimle beraber gelip bizim evin kapısını aç yeter. Anladım. Sen beni eve atmak istersin komiserim azgınım. Ama bak ben şimdiden söyleyeyim, komiserim aslan parçam. Avucunu yalarsın he. Belki vücuduma sahip olabilirsin ama ruhuma asla. Neler saçmalıyorsun be kadın be? Yahu anahtarı evde unuttuk, karımla beraber kapıda kaldık. Sen de rica ederim şimdi gelip bizim evin kapısını kendi bildiğin usullerle aç. Sadece isteyeyim. Açamam. Ben yeminliyim, vallahi bugüne kadar ne kimsenin evine girdim ne de bundan sonra girerim. Başlatma şimdi yeminini ha. Bu saatte çilingir birini girer bulamam. Gel aç şu kapıyı işte ya. Abi sen beni hırsız belirledin galiba. Aç ama bir kapı mapı. Ulan mapıyı bırak da gel bizim kapıyı aç işte. Bak Gülazer, sana söz veriyorum, bu seferki soygununu affettim. Bak seni yakalayan polis karşısında beni bulur. Vallahi yeminimi bozup gelirim ama... Çilingir'e vereceğim paranın iki katını isterim komiserim, denize düşenim, yılana sarılanım. Yahu tamam veririz bir şeyler işte ya, gel aç şu lanet kapıyı be. Gece tarifesi ama. Yahu tamam dedik işte, ya bunları bırak burada, bırak dursun. Bırakamam be, ev taraf hırsız dolu deli mi? Ama sen bunu bana yükle ama şuna yardım et şu torbaya, tamam mı? Yoksa olmaz Şimdi haydi. Aldın mı, tamam Haydi, mı? Haydi aldım, sen ötekini al bakayım. Yürü bakayım, yürü. Hay Allah kahretsin be. Amirlerim benim bu hırsızla işbirliği yaptığını duysalar, benim Beyrut'a sürerler valla. Yürü, hadi. Ay öldüm. Ay vallahi öldüm. Daha bir adım bile çıkamam ben burada. Tamam, biraz da zaten 3 merdiven kaldı. Bırak onu buraya, burada bir şey olmaz. Dursun burada. Ben de şu çuvalı koyayım. Bir şey olmaz burada, sen merak etme canım. Öldüm be. Öldüm ay. Otomat da kapandı. Hanım alsana şu otomatiği ya. Gülazer değil mi bu? Tamam uzatma işte. Can gecenin bu saatinde ancak bunu bulabilirim. Ne yapalım? Hayır, açılacak kapı bu mudur komiserim? Kale kilidim. Tamam Gülazer, bu kapı açılacak. Kusura bakma, gecenin bu saatinde seni de rahatsız ettik ama artık... Yok canım, ne kusura bakmam da yalnız bu benim meslek sırrımdır. Tabii. Da böyle arkanızı dönerseniz ben pıt diye açarım kapıyı evvelce komiserim Kaya Çilingir olur. İyi tamam, gel hanım gel. Bu kapını buldum böyle. Ya ne yapalım, uzatma işte canım. Açsın kapıyı da elimiz mahkum işte. 50 çay, 50 şeker, 50 çay. Kadının kapıyı açış tarzına bak. Herkesin bir çalışma tarzı vardır, bunlar farklıdır. Sana ne oldu helalimi çalışma tarzından, kapıyı açsın o. Abi ne bakarsınız orada, durursunuz öyle şaşkın ötekim de karısım, açtım kapıyı girseniz için. Yaş eline sağlık ya. Tabii. Tamam, al şunu ilerse. Hadi bakalım. Gidelim. Ne bu Atatürk'ten 3 tane daha vereceksin sen? Ne, 4 bin ömre mi istiyorsun? 14 bin ömre, ben bu kapının yenisini yaptım.
Aa, delirdin mi sen be? Bu saatte beni sıcak yuvamdan kalktın getirttin. Taksi parası bile yok içinde bunun be. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun be? Sen şimdi taksiyle mi gideceksin yani? Giderim gitmem. Seni Allah kader etmez. Ben vereceksin. Vallahi ben kasarım. Şu yapma yapma. Ne yapıyorsun? Yapma. Tamam mı? Hem sonra bak bir şey daha söyleyeyim. Emniyet teşkilatının bir hırsızla işbirliği yaptığını duymalarını istemezsin mi? Ya ne Allah senin. Tamam tamam dur. Al abi gözüne dizine dursun inşallah. Hadi be eşeğin parası bile almam. Sıcak yuvamdan koparttın beni getirdin. Hadi. Hadi uzatma uzatma hadi yürü. Eli şeker, eli çay, eli şeker. Kırmala beni, kışır beni. Hadi çayır hayatım. Oh bana! Oh, hanım terliklerimi nerede verim ya? Bir şey açarsan görürsün. Yok. Biz yabancı eve girdik galiba. He, yok canım bizim ev ya, ne yabancı ev? Duvar saatim nerede? Ya bırak şimdi duvar saatini de yatalım bir an evvel hadi. Kendimi bir hafta nezarette kalmış gibi hissettim. Büfem de bomboş. Evet. Avize yok. Ah, abajurları. Çin vazosu. Halılar. Halılar da uçmuş. Gülazer. Ama benim aklımın almadığı bir şey var hanım ya. Gülazer evin içine girmedi ki. Kapının ağzında durdu. Evin içine girmeden bütün evi nasıl soyar? He? Tabii ya. Tabii ya. Çuval. Ulan namussuz, nöbetçi hırsız Gülazer. Tabii, bizim evi soyduktan sonra giderken benimle karşılaştı. Ulan Gülazer, ulan Gülazer! Seni bir elime geçirirsem yaktım çorabı senin! Ayda! Bana bir de oynuyor! Dur! Durluyorum sana adi hırsız! Tanrı'nın namına dur! Abi çamura yatmış manda gibi! Ne çırpınır buyurursun orada komiserim megafonum! Bizim evi soydun öyle değil mi? Adi hırsız! Adi Gülazer! Abi bu konuda bilgi veremeyeceğim! Bu meslek sorudur icabında komiserim dalga metrem! İmdat! Polis! Hırsız var! Çabuk yakalayın imdat! Ama sen de ne kadar yalancı keçisin be! Hani bu soygunu unutmuştun? He? Hani sen bir şey yapmayacaktın artık? Yahu Adi Gülazer hiç olmasa babamdan kalan duvar saatini ver bari yahu. Aaa! Dert ettiğin şeye bak be. Yaparız bir şeyler. Sana da herkese verdiğin fiyattan verecek değilim herhalde. Tamam çocuklar. Bakkal Hasan'ın parasını da verdikten sonra 4 milyon lira da bize kalıyor. Allah Allah! Bakkal Hasan'ın parasını verince kaç para kalıyor dedi lan? 4 milyon çocuk. Çok güzel anneciğim, demek ki bu para benim boğup ben almama yetiyor. Aa bak dur bakalım, önce bizim kurs paramız var. Ne kursu evladım? Anneciğim sisteme gideceğim, ne biliyorsun böyle? 1, 2, 3, 4 step beraber sonra yapacağız, sen de müziği koyacağız. Sen ver bana, sen ver bana. Annenin step yaparken düşünüyorum da. Bayağı eğleniriz değil mi çocuklar? Hatta Taci kapıdan bilet gelsen zengin oluruz be! Dönenin zoruna bak! Kusura bakma kızım, elimdeki 3 kuruş da senin stepi de bir de veremem ben! Bak bu sefer bu kadın doğru söylüyor Selvi! Taci burada walkman walkman deyip inleyip dururken senin bütün parayı götürüp kursa yatırman akıl kârı değil! Çok haklısın babaanne, sana da çok teşekkür ederim anneciğim! Çek elini! Sürahi Hanım, sen de yangına körükle gidiyorsun ama. Kusura bakma kızım. Bu evin o kadar çok ihtiyacı var ki, senin stepinle bunun walkman'ı düşünemem ben. Ah buyurun ama, bu parayı kazanmak için babanız sabahtan akşama kadar eşek gibi çalışıyor. Bu evde ah buyurun eşek gibi çalışmaya çok daha müsait insanlar var değil mi? Sürahi Hanım, senin başka işin yok mu Allah aşkına? Aç televizyonu seyretsene. Selvi, de ki buna. Televizyonda daha iyi bir program olsaydı oturup seyrederdim. Çocuklar inanın bana ayın ortasını nasıl getireceğiz bu parayla bilemiyorum yani. Babanız da doğru düzgün bir zam alamadı ki. Haşmet'in bir kabahati var be! Evlenirken onun devletten vuru olduğunu bilmiyor muydun sanki? Sürahi Hanım ben Haşmet'e bir şey söylemiyorum ki. Selvi de ki buna. Bu borda öyle kağıtlar mağıtlar karalayacağına
böyle girip doğru düzgün bir işler çalışsaydı, şimdi sen böyle o kurs senin, bu kurs benim geziyor olurdun. He, bu herif de orada kıytırık bir volki tonki için dilenci gibi dileniyor olmazdı. Aman insaf be babaanne, eğer annem çalışsaydı bize kim bakardı, kim yemeğimizi yapardı? He, artık durumlar değişti. Şimdi bunun akranları dışarıda çalışıp para kazanırken, bir de akşamları gelip çoluğuna çocuğuna bakıyorlar, kocalarına karılık yapıyorlar. He, nerede? Bir böyle, bir böyle. Babaanneniz doğru söylüyor çocuklar. Bir tek babanızın kazancıyla olmuyor. Hayat çok pahalı. Onun için benim de hemen bir iş bulup çalışmam şart. Selvi, buna de ki söylediklerimde o kadar da ciddi değildim canım. Yok, sen doğruyu söyledin Sürahi Hanım. Ama ben uyanmakta geç kaldım. Eğer vaktiyle bir işe girmiş olsaydım çok daha iyi şartlarla yaşardık. Hadi kızım, sen sofrayı hazırla. Ben de yemeği ısıtayım. Oğlum, sen de babacığını uyandır. Yemeğini yesin, ondan sonra isterse tekrar yatsın. Hemen annem. Hadi güzel evladım. Bu kadın da her şeyi ciddiye almaya başladı ya. Halbuki ben öylesine söylemiştim. Bu işte nereden çıktı? Allah bilir şimdi bana inat para para kazanıp size açlık vermeye mi kalkar? Allah Allah! Böyle ciddiye alacağım nereden bilebilirdim ki? Ayrıca ne iş yapacağı da ayrı bir merak konusu. He, 50'sine kadar aylaklık etmiş bir insanı kalkıp zart diye mühendis olarak işe alırlar mı? He. Ya cevap versene! Ne susup duruyorsun? Kusura bakma babaanne, dalmışım. He, desene salak gibi kendi kendimize konuştuk ilk iki saattir. Sen kendini boşuna suçlama babaanne, asıl suç bizde. Yok benim stebim, Taci'nin, Walkman'i. Kadıncağızı çileden çıkardı, başka ne yaptık? Yok canım, suç sizde değil, bende. Çok üstüne gittim o dümbeleyin. Sen şimdi bunlarla kendini üzme, Selvin benim. Şimdi o hımbıl gidecek de kendine bir iş bulacak. Ölme şeyim, ölme! Sen de bu iş hikayesine iyice taktın hanım ha! Canım 3-5 kuruş kazansan fena mı yani? İyi de ev ne olacak? Hem sonra kızma ama... senin yaşında bir kadın doğru dürüst bir iş bulabilir mi acaba? Gencecik insanlar bile doğru dürüst bir iş bulamıyor. Üstelik de fakülte mezunu olmalarına rağmen. Canım ben de genel müdürlük aramıyorum ya. Günaydın Aşmet! Günaydın anne! Günaydın Selvi! Günaydın! Günaydın Taci! Günaydın babaannem! Ve günaydın gazete! Bu sabah yine formundasın babaanne! Ay 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 ay! Demek nihayet sonunda evden ayrılmaya karar verdi ha? De ki Selvi... öyle bir depozita, öyle bir paraya ne ihtiyacı olursa sana söylesin. Sen de gel bana söyle. Ben de sana parasını vereyim, sen de git ona götür. İstediği daireyi tutsun. Boşuna heveslenme Sürahi Hanım. Hiçbir yere gitmiyorum. Sadece iş bakıyorum. Hadi şunu aç bakayım bana. Yapma babaanne ya. Haşmet! Bunun çalışmasına izin vermeyeceksin herhalde ha? Babaanne sen de biraz tutarlı ol ama. Dün neler söylüyordun, bugün neler söylüyorsun? Allah afiyet olsun. Hadi oradan be! Dün dündür, bugün de bugün! Ayrıca buna bu saatte sonra kim iş verir be? Ha! Allah vere de yanlışlıkla Koç Holding'e falan kapağı atmasa ha! Vallahi ülke sarayı buhrana girer! Tamam! İşte bu tam bana göre! Annemin bu iş hikayesi ne oldu acaba? Ne güzel söyledin. Hikaye işte. Kendi şirketimde böyle bir saat de çok geç oldu. Annem de geç kaldı. Babaanne işe girmiş olmasın sakın. Hadi oradan be. Hayali küçük tacir. Kim alır onu işe be? Selvi, sen ne seyrediyorsun televizyonu kızım? Derslere çalışsana, yarın bir de sınav var diyordun. Lan geldi işte. Anne! Önce bu ihaneti kimin yaptığını öğrenmek. Gelmez olasın inşallah. Babaanne! Hadi be, dön önüne. Ay, dur ver elinden anca. Anne ne oldu? Ay dur çocuğum, bir soluklanayım.
Nerede kaldın anneciğim? Şimdi soluklanma ayaklarına zaman kazanacak ya. Kendisine işe almadılar ya, iki dakikada bir palavra atmaya başlar artık. Ne oldu, bir iş bulabildin mi? Buldum kızım, buldum. Hem de öyle güzel bir iş buldum ki, duyduğunuz zaman aklınız duracak. Sen eve iş getirmeye başladı Haşmat. Ne alakası var anne? Bu zaten evde yapılan bir iş. Alt tarafı tüllerin içine nikah şekeri sarılıyor. Aman neyi? Verilmiş sadakamız varmış. Bir de kalkıp Grider operatörü olsaydı yanmıştık. Anne, yarın akşama kadar 200 taneyi bitirebilecek misin? Sana bitirmek mecburiyetindeyim çocuğum. Eğer bitirip teslim edersem haftada 2-3 iş almak işten bile değil. Ciddi misin anne? Evet kızım. Ay desene, köşeyi dönüyoruz. Muhteşemsin be. Ya hanım, yakında benim kadar kazanacaksın galiba. Allah korusun be. Belki de daha fazla işte. Efes vallahi ya, bu kadar da olmaz. Bu kadının gözünü hırs bürümüş ya. Gülme be, tevekkül misin sen? Yarın öbür gün senden benden fazla para kazanırsa görürsün gününü. Anne yardım edeyim mi? Hadi be, ne yardımı? Dersten kaydırmak için elinden geleni yapıyorsun, otur dersine çalış. Anne istersen ben yardım edeyim. Herkes kendi işini yapsa olmuyor değil mi? Benim bir işim yok baba anne. Ne biçim öğrencisin sen be? Otur, ödevim ödevim yok mu sen hiç? Hepsini yaptım, bitirdim ödevlerimi. İyi alt ettin. Allah Allah. Bir sinemaya git bari be evladım. Haşmet senin yaşındayken gece 12'den önce eve gelmezdi. Gençliğinin tadını çıkartırdı. Haşmet, hadi Taci gel çocuğum, gel gel. Geldim babaanne. Dur bakayım. Diskoya mı gideceksin? Sinemaya mı gideceksin? Ne alt edeceksin al? Eyvallah babaanne. Selvi, sen de gel kızım, gel. Gel. Ödevlerin bittikten sonra kardeşinin peşine takıl. Pes vallahi Sülahi Hanım. Şu işi yetiştirmeyeyim diye ne lazımsa yapıyorsun. Üstüme iyilik sağlık. Kadın kendine iş alıyor, sonra aldığı işi çocuklarına yaptırıyor. Ne ala muhalla! Hadi çocuklar, ne bekliyorsunuz? Siz gidin artık ya. Bu kadın milyarder olacak diye ömrünüzün baharını tüller arasına şeker sıkıştırarak harcamak zorunda değilsiniz. Hadi kalkın. Hadi gidin çocuklarım, gidin. Anneniz kendi işini kendi yapar. Harika bir film biliyorum ben. İyi akşamlar. Hadi güle 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 güle. Artık görsün bakalım gerçek iş hayatı nasıl oluyormuş. Değil mi Haşmet? Duymadım. Doğru anacığım, doğru. Çarpacağım ha. Ay artık ben de gideyim uyuyayım. Az bir şey kaldı, onu da yarın sabah tamamlarım. Ay 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 ay. Yahu kadın resmen bitiriyor bunları be. Hemen olaya el koymak lazım. Yasaydıysa bunların, şimdi adımı da çıkartır bu kadın benim. Tabii ya, niye daha önce aklıma gelmedi? Doktor Gökhan be evladım. Ben Sürahi. Yok be evladım, ne kalp krizi be. Ağzından yer alsın. Bak şey diyecektim, ben sana bir şey danışacaktım. Hani şu bildiğimiz badem şekerleri var ya. Onlardan. Ben onlardan kaç kilo yersem şekerim artar? Yok be evladım, yeşerden değil. Merak ettiğim için soruyorum.
He. Ne? He? Hiç mi? Nasıl hiç? Bir tane bile yemeyecek miyim ben bu şekerlerden? Efendim bu salak şeylerden bir tane bile yemeyeceksen ne kıymeti harbiyesi kaldı senin diploman, eşek sıfası? He? Sana sonra da kapat zaten. Hadi! Hay Allah ya! Yiyemeyeceksen bari pencereden aşağı atayım bunları. Tamam, eyvah, cadımız geliyor. Ay. Allah, Allah. Ama neyse ki uyuyor. Ay ben ne aptal kadınmışım ya. Nasıl bıraktım da bunları? Gittim vallahi işi yetiştiremeyeyim diye. İnadından bu kadın bütün şekerleri yerdi. Ya şeytan mı dürttü bu kadını da? Böyle de zamanlama olmaz ki. Ben çıkıyorum. Sana da kolay gelsin. Sağ ol canım. Güle güle, hayırlı işler. Ha, anneciğim ben de çıkıyorum hadi. Güle güle. Kolay gelsin annem. Tablo bazı mısın? Hadi oğlum. Güle güle. Anneciğim yetiştirebilecek misin? Gayret ediyorum evladım. Zaten çoğu bitti. İstersen okula gitmeyeyim, yardım et. Yok sağ ol evladım benim. Sen git, dersinden kalma. İyi peki. Göre göre işi bitirecek bu kadın be! Allah Allah! Allah'ım ne yapsam? Odaya böyle içeri gidip aniden saldırsam bu nikah şekerlerine ne yapsam bilmem ki! Yahu! Hayır, ahır baktığımda zengin olacak, bana hayatı zehir edecek bu kadın yahu! Allah Allah! Ne yapsam? Ah! Hiç aklıma gelmemişti. Tabii yahu! Ha alo, Süheyla sen misin? Ha benim, ben Sürahi. Bak ne diyeceğim Süheyla, bugün bize çaya gelseniz de. Tabi o da evde. Biz de onunla yukarıda konuşuyorduk, birdenbire siz geldiniz aklımıza. Dedik ki hep beraber şöyle güzel bir çay içelim. O da diyor ki arkadaşlarımla beraber olmak istiyorum diyor. Tabi, yalnızız canım, merak etmeyin. Kimse yok, erkek merkek yok evde. Tamam. Haydi, ama hemen gel, bak çayı üstüne koydum bile, haydi. Hay. Hadi be Süheyla be! Alt taraf iki apartman öteden geleceksin. Allah Allah! Kapı! Hay Allah! Ben açarım! Ne zamandır kapı açmıyorum zaten. Sağ ol, eksik olma Sürahi Hanım. Nimo! İzleyin Süheyla! Sıkıntıdır! Ne güzel çıktın be! Münasibetsizler! Tam iş yetiştireceğim, sırası mı şimdi misafirliği? Buyurun, şöyle buyurun, o da sizi bekliyordu canım, gözleri yollarda kaldı, geçin, hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk, sağ olun. Kolay gelsin. Sağ ol canım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sen de bırak şu işi canım, misafirler burada ayıp değil mi? Sen bunlarla ilgilen, ben de size bir çay yapıp getireyim değil mi? Nasılsınız? Sardın mı başına belayı? Bu kadın hayatta işi bitiremez. Bundan sonra değil, nikah şekeri kandil güllü abile vermezler.
Yarim seni sevir istiyorum. Her zaman ki elinde bekliyorum. Beni şadet şadiye başlayacağım. Her zaman sen yalancı ben kani. Benden günah gitti. Bunu kendiniz istediniz. Hay, söyleyin söyleyin. Yakında mahpushane şarkısını söylediniz. He, alo, mani şube mi? He, he çocuğum. Bir ihbarda bulunacaktım size. Burada kaçak işçi çalıştırıyorlar. He, üstelik iş yeri bile değil. He, he canım, hep bildiğiniz ev. İnce ince, Yasemince, her mevcut.